İspanya'nın Diyarbakır'ı Toledo'dan herkese merhaba arkadaşlar. Neden Diyarbakır dedim? Birazdan daha detaylı anlatacağım. Orta Çağ şehri, İspanya'nın en ünlü Hristiyan merkezlerinden bir tanesi. Toledo'dayız arkadaşlar. Castilla bölgesindeki en güzel şehir. Ben daha önce de buraya gelmiştim ve hayran kalmıştım. O yüzden tekrar gelmek istedim. Hemen Madrid merkeze yaklaşık 1 saat uzaklıkta bulunuyor. Otobandan rahatla gelebiliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemeden otobandan gelebiliyorsunuz. Şu anda arkamda bulunan yerde meşhur Toledo Katedrali, 120 metrelik kulesiyle, çan kulesiyle gotik mimarının en güzel örneklerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Puerta de Molette adı verilen çörek kapısının altından bu kiliseye giriyorsunuz. Molette de çörek demek. Neden çörek demişler? Çünkü zamanında bu kapının altında insanlara yemek dağıtılıyormuş, fakirlere yardım ediyorlarmış. İçeriye giriş 10 euro arkadaşlar. Maalesef biz Türkler olarak bu son zamanlarda bu 10x20'leri yaşadığımız için, daha önce de buranın içerisinde gezdiğim için girmeyeceğim tekrar. Ama siz geldiğiniz zaman hiç görmeyenler için buraya o para sonuna kadar değiyor, öyle söyleyeyim. Çan kulesine de ekstra ücret vererek çıkabiliyorsunuz. Şu anda Toledo'nun sokaklarındayız. Dediğim gibi birazdan size buraya neden Diyarbakır dediğimi anlatacağım. Çünkü zamanında burası çok konuşulmuştu. Şimdi hazırsanız harika bir Orta Çağ gezisi sizi bekliyor. Toledo Katedrali'nin önünde çok güzel bir havuz var arkadaşlar. Bakın şu gördüklerinizin hepsi metal. Yani öyle ilk bakışta sanki böyle bir ağacın kökleri gibi görünüyor ama böyle bir değişik bir havuz yapmışlar. Suyun nereden geldiği ve nereye gittiği de belli değil. Muhtemelen küçük bir devir daim sistemi vardır. Hemen katedralin ön tarafında böyle çok değişik bir havuz da var. Votre toast, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, il est toreros. Şimdi az önce size katedrali anlatmıştım. İçeri giriş 12,5 euro, ciddi bir ücret bir katedral için. Ama arkadaki kapısına gelip belli bir kısma kadar görebiliyorsunuz. Bunu birçok Avrupa'daki katedralde ya da Prag'daki meşhur Vitus Katedrali'nde de görmüştük. Eğer daha böyle bir dini inançları için bazı yerleri görmesi gereken insanlar olur ya, işte o insanlar için bu tatmin edici olmayacaktır. Ama böyle bir turistik havayla içeride ne var, nasıl bir tavanlar var, nasıl bir işlemeler var görmek istiyorsanız bu kısımda zaten görüntülerde gördünüz. Size yetecektir 12,5 euroyu, yani isterseniz başka bir yerde harcamak isteyebilirsiniz. Ama bende hani para var sorun yok diyorsanız girin. O çok güzel bir katedral. Her yerini görün. Hatta 2,5 euro daha vererek kulesine kadar çıkarak tüm şehri de görebilirsiniz diyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Biliyorsunuz ki bir Türkler olarak Avrupa'da ciddi anlamda park ücretleri bizi yoruyor. İspanya'nın şehirlerinde 20 ile 24 euro arasında değişen gecelik park ücreti ödemek zorundasınız. Ama bakın şu anda Toledo hemen karşıda. Bakın şurası Toledo. Yaklaşık 600 metre var aramızda. Yani donan başlı yollardan bahsediyorum. Hemen buradan tren istasyonunun karşısından şu yoldan girerek buradaki devasa alana park edebilirsiniz. Ücretsiz park yeri burası. O yüzden ödemeyerek 20 euronuzu neredeyse cebinize atabilirsiniz. Şu anda üstünden geçtiğimiz köprü Alcantara Köprüsü arkadaşlar. Burası 866 yılında Mors tarafından inşa edilen bir Roma köprüsü. Ama sonraki dönemlerde çeşitli eklemeler yapılmış. Öncelikle 1484 yılında hemen şu karşıda gördüğünüz, bakın, gözetleme kulesi yapılmış. Ve 1700'lü yıllarda da şu ahşap girişli, yine Roma mimarisi ve barok mimarisinin karması bir kapı inşa edilmiş. Bu kapıdan girerek Toledo'nun sokaklara doğru çıkabiliyorsunuz. Ve altından geçen nehri, Toledo'nun meşhur nehrisini de üzerinde bulunan en güzel köprü Alcantara Köprüsü. Bu köprüden sonra da artık yavaş yavaş yukarı gideceğiz. Çocukla gelenler için bebek arabası varsa sizi biraz zorlu bir yolculuk bekleyeceğiz. Çünkü tepeye doğru yokuş çıkacağız arkadaşlar. Şimdi biz de yolumuza başlıyoruz. Toledo bildiğiniz gibi tepe üstünde kurulan bir yer arkadaşlar. Ama belediye sağ olsun her yere böyle yürüyen merdivenler de yapmış. Burayı da biz şimdi gördük, o kadar yokuş çıktıktan sonra. Tepeye kadar bu kısımdan çıkabiliyorsunuz. Bakın biri bitiyor, diğeri başlıyor. O çok iyi olmuş gerçekten. Oh, nefis, mis gibi.
Toledo dünyanın en ünlü kılıç üretim merkezi arkadaşlar. Sadece kılıç değil tabii ki. Savaş araçlarının üretildiği yer. Bakın şundan ben evime de almıştım şu arkadaki çift kılıçlı. Bu gördüğünüz şehirde dünya ünlü bütün filmlerdeki kılıçlar üretilip gönderiliyormuş. Mesela Yüzüklerin Efendisi gibi, Game of Thrones gibi hepsinin kılıçları bu şehirden gidiyormuş. Hatta dünya ünlü böyle artık bir Made by Toledo etiketleri var. Ciddi bir miktar fiyatları öyle söyleyeyim. Şu anda bu yerde göremiyorum ama mesela şu küçük bıçaklar bile 19 euro, 46 euro, 16 euro değişiyor. Kılıçlar 80 euro, 100 euro civarında. Bakın gördüğünüz gibi böyle çok ünlü kılıçları bile aralarda görebiliyorsunuz. Gerçekten hayran kalmamak elde değil. Baltalar var, küçük çakılar var, oklar var, armaletler var. Gerçekten böyle değişik, daha farklı böyle tarihi eşyalar var. Tarihin derinliklerine kullanılan eşyalar var. Ay şu an içim gidiyor ama bu TL'nin durumu olmasa ben de bir iki tane alırdım. Toledo sokaklarında böyle meyveciler de görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela yarım kilo yakın, bir kiloluk ananas, 1 euro sadece. Böğürtlenler var, blueberry var 2 euroya. Yani burada çok fiyat göremedim ama yani ucuz öyle söyleyeyim. Türkiye'deki ananas fiyatlarıyla yani birim bazda baktığınız zaman 1 liraya şöyle bir şey alıyorsunuz. Şu anda geldiğimiz yer, arkamdaki yer Toledo'daki en önemli yerlerden bir tanesi. Çünkü 10. yüzyılda yapılan bu anıtsal yapı bir camiymiş arkadaşlar. 12. yüzyılda kiliseye çevrilmesine rağmen mudejar unsurlarını değiştirmemişler. Yani o yapıyı korumuşlar. Hispanik Müslüman mimarisinin en güzel örneklerinden bir tanesi arkamda bulunuyor. Normalde içeri giriş 3 euro ama şu anda bir çalışma olduğu için yine şansımıza kapalı. Daha önce de ben buraya gezmiştim. Görmeye değer bir şey. 3 euro da artık buradaki müzelerle kıyasla gerçekten ucuz bir şey. Endülüs döneminde yapılmış, ila halifelik döneminde nasıl Kordoba'daki Mezquita yapıldıysa bu da o dönemde yapılan eserlerden bir tanesi. Ve az önce de dediğim gibi Toledo'daki en eski yapı şu an arkamda gördüğünüz cami. Cristo de la Luz camisi olarak da haritada bulabilirsiniz. Toledo'da arkadaşlar 10'a yakın kapı var. İşte Diyarbakır'a neden benzediğiyle ilgili bir ipucu da bu. Bütün şehir surlarla çevrili olduğu için bolca böyle kapı görüyorsunuz. Bu kapılardan şehre giriş yapılıyor. Karşıma gördüğünüz bu kapı da aralarındaki en ünlülerden bir tanesi olan Puerta del Sol kapısı. Puerta kapı demek, solda emin değilim ama Cumhuriyet demekti. Cumhuriyet kapısı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buradan da diğer mekanlara doğru şu caddeden devam edeceğiz. Puerta del Sol'dan ilerledikçe arkadaşlar arkanızda şu gördüğünüz güzel bir kilise çıkacak. Bu da Toledo'daki en eski eserlerden bir tanesi olan Arrabal Kilisesi. 13. yüzyılla 12. yüzyıl arasında yapılmış bir kilise. Hatta Adnalı desenlerine ve bazı mimari özelliklere bakılınca İslami açıdan da bir önemi olduğu düşünülüyor. Sonradan kiliseye çevrilmiş ama şu anda bu hem ziyaretçilere hem de yani hem yerel halka hem de turistler için kapalı kiliselerden bir tanesi. Sadece özel günlerde açılıyor. Hemen karşısında bulunan bu kapı da yine Toledo'daki önemli kapılardan bir tanesi olan Bisegvar Kapısı. Bu da şehrin artık dış kısmındayız. Şu anda dış kısma geldik bu kiliseye ve kapıyı görmek için. Buradan yine şehre girebiliyorsunuz. Arkamda gördüğünüz diğer kapıdan da girerek şu arkalardan yine Toledo'nun iç sokaklarına doğru dalabiliyorsunuz. Bu güzel kiliseyi de gördükten sonra yine sokak aralarına dönmeye devam ediyoruz. Şimdiki noktamız San Juan de los Reyes Monastır arkadaşlar. Böyle isimleri İspanyolca biraz zor. Bulunduğumuz yer tam bir Fransiskan kilisesi. 1476 yılında bir yani temeli atılmış ama 1553 yılında artık kilise olarak son halini almış. Şu anda arkamda gördüğünüz bakın şu kısımda zincirler var. Dış cephesinde birçok yerde zincirler bulunuyor. Bu zincirlerde mağribi esaretinden kurtulmuş yani o zamanki Müslümanların esaretinden kurtulmuş Hristiyanların zincirleriymiş arkadaşlar. Onları şu anda üzerine asmışlar. Burası işte dediğim gibi manastır. Yani bir eğitim yuvası. Sadece bir kilise değil. 25 Aralık ve 25 Ocaklar dışında her zaman halka açık. 9 euro karşılığında içeri girip gezebiliyorsunuz. İçeride tonozlu böyle çok güzel kirişler var. Daha önce de dediğim gibi girip buraya gezmiştim. Bütün o zamanki kraliyet Isabella'nın ve diğer kraliyet ailesinin armaları var. Ve yine dini semboller de bol bol kilisenin dört bir yanında bulunuyor. Bu güzel manastırda gördükten sonra birkaç kilise daha göreceğiz ve Plaza Zacadover'e gideceğiz.
hem Müslümanlar, hem Hristiyanlar, hem de Yahudiler için oldukça önemli bir yer arkadaşlar. Bulunduğumuz bölge La Juderia, yani Yahudi bölgesi. Eskiden Toledo'da 10 tane sinagog varmış. İçlerinde 2 tanesi çok önemli. Birisi de bu arkamda gördüğünüz Santa Maria Blanca sinagogu. 12. yüzyılda Müdejar sinagogu olarak inşa edilmiş ama 14. yüzyılda bu arkamda gördüğünüz yer kiliseye çevrilmiş. Yine içeriye giriş 3 euro. Yani maalesef Toledo'da şöyle bir şey var. Bütün kiliseler, bütün dini mekanların hepsi 3 euro, 5 euro, 8 euro. Yani dini mekanların bu kadar paralı olduğu başka bir ülke göremezsiniz. Mesela İtalya'da böyle değildir. İtalya'daki en güzel katedraller ve kiliseler bile ücretsizdir. Ama buradaki küçücük bir sinagoga bile girmek için 3-4 euro ödemeniz gerekiyor. Biz girmeyeceğiz. Çok da merak etmiyorum içeriği, çünkü biraz fotoğraflarını görmüştüm. Eğer böyle yerlere merak olan varsa burayı ve diğer önemli sinagogu görebilirler. Toledo'da anlatacağım son kilise arkadaşlar, hemen arkamda gördüğünüz San Ildefonso Kilisesi. Bu diğerlerinden farklı olarak barok bir kilise. İkiz bir kulesi var. Bu anlamda Toledo'daki diğer kiliselerden ayrılıyor. İçeride ünlü ressam El Greco'nun 2 tane muazzam tablosu var. Bu da 3 euro. Yani şu ana kadar saydım arkadaşlar. Her bir önemli. Burada ilk 15 işte gezecek yerler var ya. Bunların her birine girmeye kalksam 100 euro para harcamam gerekiyormuş. Bunu da görmüş olduk. Ama ben şöyle söyleyeyim. Ben 5 sene önce geldiğim zaman bunların çoğu ücretsizdi. Sanırım turizmin de etkisiyle ve pandemiden sonra artık o talebi biraz azaltmak için iyice bir fiyat politikası belirlemişler. Biz de son kilisemizi size arkamdakini anlattım ve artık meydanı da anlattıktan sonra gidip Toledo'nun Alcazar'ının keyfini çıkaracağız ve oradan da Cordoba'ya geçeceğiz. Şimdi yolda giderken bir restoran gördük arkadaşlar. Helal restoran yazıyordu. Bakın helal, halal yazıyor şu solda. Ara Vintage diye bir yer burası. Mesela ne var? Gübenah var, Baba Ganuç var. Bakın Baba Ganuç 7,5 euro. Humus 7,5 euro. Dolma 10,5 euro. Kebap herhalde bu. Kibah olabilir. 12,5 euro. Halep kebabı 12,5 euro. İşte 2,5 euro, 1,5 euro sular falan. Yani birim bazlı inanılmaz ucuz. Ama gel gör ki 20 ile çarpınca ciddi bir mağlubiyet oluyor artık. Şu anda bulunduğum yer Toledo'nun en ünlü meydanı Zocodover arkadaşlar. Burası Toledo'daki göreceğiniz en geniş alanlardan bir tanesi. Etrafında küresel birçok yemek markasını da göreceğiniz bir yer. Hemen arkada Burger King, McDonald's, Starbucks hepsi bu civarda bulunuyor. Ve bazı restoranlar, hediyelik eşya dükkanları gibi yerler bu meydan etrafında sarılıyor. Bütün otobüsler buraya geliyor. Eğer otobüste falan biraz uzakta park edip gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Zocodover meydanının hemen arkasında da işte son durağımız olan Alcazar olacak. Alcazar'dan sonra da artık size veda edeceğim. Yeni durağımız Cordoba olacak. Videonun başında Toledo için İspanya'nın Diyarbakır demiştim arkadaşlar. Şimdi biraz onu bir açalım. Bundan 6-7 sene önce Davutoğlu başbakanken hatırlarsanız belki Diyarbakır'ı Toledo yapacağız diye bir açıklama yapmıştı. Bunu herkes tartışmıştı. Acaba neden Toledo seçildi diye. Tamam, şehir inanılmaz derecede Diyarbakır'a dokusuna benziyor. Hani yalan yok. Ben de hatta yıllar önce geldiğim zaman bu cümleyi kurmuştum. Arkadaşlarım hatta şaşırmıştı Davutoğlu bu cümleyi kurunca. Ama işin bir de tarihsel bir önemi var. O da şu. 1930'lu yıllarda, Franco döneminde, 30'lu 40'lı yıllarda Franco döneminde Toledo Franco'nun faşizmine karşı geliyor. Biz seni tanımıyoruz diyor. Senin faşizmini de istemiyoruz. Sana asker de göndermeyeceğiz diyor. Böyle olunca da meşhur Toledo Savaşı oluyor ve Franco orduyu getirip bu şehri yakıp yıkıyor, isyancıları öldürüyor ve bu şehri de turizme kazandırıyor. Sonraki dönemlerde Diyarbakır'da olan olaylardan dolayı birçok insan bunu birbirine benzetti aslında. Tabii ki sebepler farklıydı ama Diyarbakır şimdi mesela artık turizme kazandırılmaya çalışılıyor. Nasıl oluyor? Bütün tarihi dokuyu artık restore ediyor herkes. Birçok bina yapıldı, birçok eser yapıldı. Ama tabii yerel halk bundan çok memnun değil. Çünkü dokusuna uymuyor ve maalesef biraz peşkeş çekme muhabbetleri de olduğu için insanlar ellerinden de edildiği için bir tepki var. Ama temeldeki Diyarbakır'ın Toledo'ya benzetilmesinin sebebi aslında biraz da şehrin dokusu. Arnavut kaldırımı sokaklar, sinagogu, kilisesi, camisinin olması, surlarının olması, Dicle Nehri gibi bir nehrin akması, köprüler olması, on gözlü gibi hepsi uzaktan bakıldığı zaman ve içine girildiği zaman şehri çok benziyor. O yüzden dileriz, hani bu şekilde olsa bile, dileriz Diyarbakır'da Toledo gibi dünyanın en ünlü turizm merkezlerinden biri olur diyorum. Ve bu anlamdan sonra da artık yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum.
Ve bir gezimizi daha noktaladık arkadaşlar. Şu anda arkamda Toledo. Güneş bu taraftan vurduğu için böyle dönmek istedim. Arkamda gördüğünüz 4 kuleli bina da Alcazar. Onu da uzaktan göstermek istedim. Yakından çok çıkmıyor çünkü. Dar sokakların içinde kurulmuş devasa bir bina. Dilerseniz vaktiniz varsa bakın şu karşıdaki Mirador manzara demek. Mirador terasları var. Manzara teraslara çıkıp şehri karşıdan da çekebilirsiniz, görebilirsiniz. Alcazar'ı da biraz anlatayım. Orası eski bir hapishane. Sonra da savaş müzesi ve devletin çeşitli kurumları olarak kullanılmış. Şu anda da artık yine arabamıza doğru, ücretsiz park ettiğimiz yere doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir 15 euro kar etmiş olduk bu şekilde. Bu arada muazzam bir şehir arkadaşlar. Madrid'e gelecek olursanız sadece 1 saat. Atlayın trene, otobüse ya da arabanızı kiralayın. Bu bir eşsiz şehre bir gününüzü ayırın. Bu sıradaki durağımız Cordoba. Artık Endülüs, Andalusya bölgesine yavaş yavaş gireceğiz. Cordoba ile başlayacağız. İslamiyet'in Mekke ve Medine biliyorsunuz şu an en büyük camiler. Ama ondan önceki en büyük camisi Meskita'yı göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benimle kalmaya devam edin. Bay bay.